25 yıllık aktif bir spor hayatım var ki bunun yarısından fazlası profesyonel seviyede geçti. Riskli sporlar sayesinde fark ettiğim ve bu sunum boyunca sizlerle paylaşmaya çalışacağım sonuçları bu konularla ilgili çalışmalarda, kitaplarda çok benzeri şekilde görebilirsiniz. Burada ilginç olan şey şu: dayanıklılık, disiplin, cesaret, kararlılık, yüksek konsantrasyon ve motivasyon gerektiren, liderlik becerileri ve takım çalışması gerektiren, dağcılık gibi yüksek risk içeren bir spor dalında başarıya ulaşmak için gereken özelliklerin tamamı kendimize seçtiğimiz herhangi bir kariyerde, iş dünyasında, hatta sosyal hayatımızda bile başarıya ulaşmak için gereken özelliklerle büyük bir paralellik gösteriyor. O zaman ben buradan şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Hangi sektörü, hangi disiplini ele alırsak alalım, başarının temel kuralı doğru yaklaşım ve doğru yöntemlerin kullanılmasıdır. Nitekim ben de sizlere bu sunum boyunca kendi hayatımda birebir deneyimleme fırsatı bulduğum bu doğru yaklaşım ve yöntemlerden bahsetmeye çalışacağım. Çok farklı coğrafyalarda, farklı disiplinlerde. Hepimiz, bu salonda bulunan herkes, çok iyi bir eğitim alıyorsunuz. İleride çok güzel üniversitelere gideceksiniz ve kariyerinizde inşallah en ileri noktalara kadar ulaşmaya çalışacaksınız. Biz hepimiz kendimizi birinci kategoride görüyoruz. Yani yapan, üreten, gerçekleştiren diye. Çok güzel ama insanın kabiliyetleri göz önüne alındığında bunun da ötesinde ulaşabileceğimiz bir yer var aslında bakarsanız. Akıllı insanın hedefleyeceği yer orası. Orası farkındalık ve fark yaratmak. Önce kendimize ilgili farkındalık. Olan bitenle, etrafımızla ilgili farkındalık ve bu farkındalıkla fark yaratanlardan olarak hayatımızı kurgulayabilmek. Bugünkü sunumda size aslına bakarsanız bundan bahsedeceğim. Burada yapmamız gereken şey hayatın içinde kendi yerimizi aramak. Hayatın içinde herhangi bir yer değil, bize ait olan, bize özgü olan ve kendimiz gibi doldurabileceğimiz yeri aramalıyız. Sistem tabii herkesi birbirine benzetmeye çalışıyor ama herkes gibi olan sıradan olur. Kendi gibi olan değerli olur. Sizin kendiniz gibi olmalı ve değerli olmayı hedeflemeniz en doğrusu. Hepimizin geleceğinde sonsuz sayıda gelecek senaryosu var. Çünkü yaşam dediğiniz şey seçimler, tercihler, kararlar ve eylemler bütünlüğüyle ortaya çıkar. Bu açıdan baktığımızda bu gelecek senaryolarından bir kısmı diğerlerinden daha iyi, bir kısmı daha kötü. Ama bir tanesi en iyisi. Akıllı insanın hedefleyeceği şey o içindeki en iyi beni aramak olmalı. Tabii bu bir arama eylemi değil. Apaçık ortadaki bu bir inşa etme eylemi. Tanrı insanı yaratır belki ama insan da kendisini yaratır. Dolayısıyla burada kişisel de baksak, kurumsal da baksak buradaki hedefimiz içimizdeki potansiyeli ortaya çıkartabilmekte. Alvin Toffler çok önemli bir gelecek bilimci diyor ki 21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, yanlış öğrendiklerini unutamayan, yeniden öğrenmeye, değişime ve dönüşüme açık olmayanlar olacaktır. Ancak bundan sonra ön yargılardan kurtulduk, kendimiz olmayı beceriyoruz ve düşüncelerimizi özgürleştirebiliriz. Özgür düşünebilmek, en az özgür olabilmek kadar yaşamsal derecede önemli bir konudur. Atatürk o yüzden öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirilmesini ister. Çünkü bu konu yaşamsal derecede önemlidir. Ama unutmayacağınız şey, özgürlük bedava değildir. Kimse kimseye özgürlüğü bedava vermez. Gerçek özgürlük için hem zihinsel hem fiziksel, maddi manevi her planda mücadele etmeye hazır olmalı, bedelini ödemeli ve ne kadar hak ederseniz o kadar özgür olabileceğinizi unutmamalısınız. O istemenin altyapısı da aslına bakarsanız tutkularınızın peşinden gidebilmektir. Tutku dediğiniz şey vizyonu eyleme dönüştüren enerjidir. Hepimizin hayalleri var, hedefleri var, tutkuları var. Bunları keşfedip bunların peşinden gidebilmeliyiz. Çünkü tutku enerjisi kendi içinden gelir ve çok büyük bir enerjiye dönüşebilir ama yeter ki sizin tutkuyla bağlı olduğunuz şeyleri bulun ve bunlara ulaşmayı içten ve samimi bir şekilde, gerekli gayreti gösterebilecek bir şekilde isteyin. Bunun en etkili yollarından bir tanesi tabii ki hedefler belirlemek. Çünkü sadece hedefleri olan insanlar neden, ne zaman, nasıl, ne şekilde, nereye gideceklerini bilirler ve daha da önemlisi yaşam içerisinde kendilerini bu hedefe yaklaştıracak fırsatlar ortaya çıktığında bunların farkına varıp girişimci bir ruhla bunları hayata yansıtabilirler. Ama bunun başlangıç noktası hedeflere sahip olmak. Çünkü hedefler motivasyon için temel oluşturuyor.
ve davranışlarımızı yönlendiriyor. Bizim bütün ihtiyaç duyduğumuz şey aslına bakarsanız bu. Sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri, kapasiteyi belli bir amaca, belli bir hedefe yönlendirebilmek, dahası hedefimize odaklanabilmek. İş hayatına girdiğinizde şunu hemen anlayacaksınız ki, zamanı ve kaynakları ekonomi kullanmak başarının sırrı. Neticede burada kısıtlı kaynaklarınız var, burada ulaşmak istediğiniz kocaman hedefleriniz var. Arada bir optimum denge kurmaya çalışıyorsunuz, yani bir kaynak optimizasyonu yapmaya çalışıyorsunuz. Ama tek başına yetmez. Burada asıl önemli olan hedefi doğru seçmek ve bütün imkan ve kabiliyetlerimizle, kaynaklarımızla bu hedefe odaklanabilmektir. Yanlış hedef bizi başarıya değil, mutsuzluğa götürecektir. Şöyle takdim edeyim. Teşekkür ederim. Bu öğrenci arkadaşlarımıza. Teşekkürler çocuklar. Çok harika bir jest olmuş arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.